Amerika Birleşik Devletleri'nin Rand Corporation raporu ve Biden'ın Erdoğan'a devirme açıklaması sonrası Türkiye'de iç cepheyi tahrip harekatına hız verildi. Harekatta yeni adımsa tarikatlar silahlanıyor iddiası. Geçersiz oylar geçerli sayıldı denilen referandumdan sonra da Eyüp Parkı'nda silah tutmasını bilmeyen kadınların eline tabanca verilerek havaya ateş ettiriliyordu atış talim yaptı. Bütün Türkiye'ye bir gözdağıydı. Seçim sonuçlarına itiraz ederseniz biz böyle sokağa çıkarız demekti. Türkiye'nin dış politikasının belirlenmesinde... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika ve ekonomi üzerinden başlattığı harekata sonradan sağlık ve eğitim de eklendi. Eş zamanlı yürütülen harekata bir de tarikatlar üzerinden bir tezgah devreye sokuldu. Bazı tarikatlar silahlandı yalanı üzerinden başlatılan kampanya şimdi de her tarikatta silah vara dönüştü. Hatta tarikatların ellerindeki silahların korkunç rakamlara ulaştığı yalanı bile ortaya atıldı. Son günlerde televizyon, gazete, dergi ve sosyal medyadan yayılan bu yalanı ortaya atanlar CHP ve HDP'ye yakın ya da bağımsız olduğunu savunan isimler. Bu konuda bayraksa CHP medyası ve bazı sözde muhalif gazeteciler. Ee, öyle 2000 Silahlı derneğin bir kalkışmaya meyledeceğine çok ihtimal vermiyorum ama niyet ederler mi? Neden olmasın? Potansiyelleri var mı? Var. Tarikatlar üzerinden yürütülen iç cepheyi tahrip harekatının hedefi Amerika Birleşik Devletleri'nin rent raporunda gizli. Hedef Türkiye'de dış tehditlere karşı birleşen iç cepheyi farklılıklar üzerinden parçalamak. ABD planının sonraki aşamaları ise tarikatlar silahlandı söylemleriyle laiklik hassasiyeti olan kesimlerde tepki yaratmak. Silah tezgahının ortaya atıldığı dönemde dikkat çekici. Daha önce bu kadar konuşulmayan bu yalanın özellikle sapkın Uşaki tarikatı liderinin çocuk istismarı haberi sonrası yoğun şekilde paylaşılması dikkat çekiyor. Türkiye'de selefi tarikatların silahlanması sonucu bir iç savaş tehlikesi var mı? Yani yarın bir gün bu grupların arasında bir çatışma çıkabilir.